SRT İstanbul temsilcimiz Esra Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Şifa Kapısı programında kanser belirtileri hakkında radyasyon onkoloji uzmanı uzman doktor Züleyha Kadehçi bilgilendirmelerde bulundu. Kanserin Latince manası yengeç manasına gelir. Çeşitli kanser türleri ve belirtileri hakkında bilgi veren uzman doktor Züleyha Kadehçi kanser belirtilerinden bahsederek görülmesi halinde mutlaka doktor gözetimine girilmelidir dedi. Beyin kanserlerinde, beyin tümörlerinde hastanın şikayeti bulantı, kusma, çift görme, baş ağrısı, dengesizlik, halsizlik gibi şikayetlerle ortaya çıkar. Gırtlak kanseri dediğimiz ses tellerini tutan kanser türlerinde de hastada ses kısıklığıyla belirti verir. Yine akciğer kanserleri çok sık metastaz yapan kanserdir. Metastaz nedir? Kendi bulunduğu organdan başka organlara sıçramasıdır. Bize akciğer kanseriyle gelen kişiler uzun süren öksürük, nefes darlığı, balgamında kanamayla başvururlar. Yine karında şişmeler ortaya çıkıyorsa, hastanın yüzünde, sağlıklı olan kişinin yüzünde sarılık gelişmişse, o zaman karaciğer tümörleri veya hastalığın karaciğere yayıldığını göstermektedir. Bağırsak kanserlerinde ise büyük abdesti yaparken gaytada renk değişiklikleri, koyulaşma şikayetleri mutlaka genel cerrahi doktoru tarafından görülmelidir. Yumuşak doku kanserleri vardır. Bunlar nadir rastlanır ama kolunda, bacağında, boynunda, sırtında şey şeklinde büyümüş bir şekilde kitle veren, cildin altından da görülen kas büyümesi görüldüğü zaman da bu yağ bezesidir. Doktora gitmemize gerek yok diye kendimizi avutmamamız gerekir. Mutlaka doktora gidip o bölgelerin MR'ını çektirip içerisinde solid kitle mi var, kist mi var, onların görüntülemelerinin yapılması gerekmektedir. Radyoterapi yöntemi hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Kadehçi, bu terapi sırasında uyulması gereken kurallar olduğunu ve bu kurallar çerçevesinde tedavi sürecine devam edilmesi gerektiğini belirtti. Hastanın her gün sağlıklı bir şekilde doğru yere ışınlanmasını sağlayacak noktalardır. Bu cihazın sağ, sol ve yukarısındaki lazer ışık görüntülerinin ciltteki yansımalarının üzerine konan bantlardır. Hastaya radyoterapi sırasında gerekli yapması gereken şeyleri söylemekteyiz. Bu tedavi sırasında çok sık duş almalarını istemeyiz. Duş aldığı zaman da ertesi gün tedaviye geldiğinde teknisyenlerimiz tarafından o bantların yerinde olup olmadığını kontrol ederiz. Bunlar çok önemlidir. Tedavi sırasında beslenmenin de önemli olduğunu ifade eden Kadehçi, tedavi sürecinde şeker tüketimini minimuma indirilmesinin faydalı olacağını söyledi. Şeker kullanımını kısıtlı tutmamız gerekiyor. Kanser hastalığının tedavisi sırasında. Ama şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir kişi kanser hastası da olmuş olsa hastanın yürümesi için enerjiye ihtiyacı var. Normal günlük hareketlerini yapabilmesi için de enerjiye ihtiyacı var. Eğer çok fazla bunu şöyle yapıyoruz zaten, proteinden zengin beslenmesini sağlıyoruz. Ama proteinden zengin beslenirken de hastayı da enerjisiz bırakmamamız gerekiyor. Buna dikkat ederek şeker tüketimini tedavi sırasında özellikle minimuma indirmekte fayda vardır.